Ay, kapınız açılmıyor, bozulmuş. Ne oluyor ya burada? Evet, figürasyon henüz gelmediği için onların laflarını ben söyleyeceğim. Tamam, hazır. Evet, sessizlik, prova. Hayatımda gördüğüm en güzel pasta. Üfle de tadına bakalım o zaman. Acele etmesek, henüz herkes gelmedi. İkinci arkadaş, bravo Necdet. Birinci arkadaş dans edelim mi? İkinci arkadaş, neden olmasın? Onlar arkaya geçip dans ediyorlar. Kimi bekliyoruz Yasemin? Ahmet gelecekti ama. Yardımcı oyuncu arkadaşlar danslarını bitirip yanınıza geldiler. Birinci arkadaş, Ahmet bu gece gelmeyecek. İkinci arkadaş, evet, o da başka bir kutlamada. O zaman bu akşam iki kutlama var. İkinci kutlama nedir? İkinci arkadaş, Ahmet Michel'le evleniyor. Aa, ne diyorsun? Hadi ya. Niye provada konuşuyorsunuz? O konuştu, ben konuşmadım. Nurbanu. Efendim. Ay. Olamaz, yine mi sen? Evet. Ay, nasılsın? Oh, ne var ne yok. Hatırla, sevgiliyi mi çekiyorsunuz? Ay, biz bayılıyoruz. Gerçekten bak, ailece seyrettiğimiz tek dizi diyebilirim. Senaryosu olsun, ondan sonra değil mi, oyunculukları olsun. Necdet karakteri olsun. Ben bayılıyorum. Güzel bir set kurmuşsunuz. Detaylar çok ilginç. Detaylarla çok ilgileniyorum. Onun için çok ilginç buldum, güzel. Yoksa birinci ve ikinci arkadaş siz misiniz? Ay yok, biz arkadaş değiliz aslında. Bu şimdi kahve almaya gelecekti. Ha. Ay yani biz evleneceğiz de, eğer sorun olursa, bir beyaz eşyacı tanıdığınız falan olursa ona söyleyin, biz evleneceğiz yani aslında. Bir dakika Burhan Bey. He. Nurbanu, birinci ve ikinci arkadaş biziz, evet. Hadi ya. Kostümler bu mu? Ha. Yok yok, olmaz. Gidin biraz değiştirsinler. Of, çok da geç kaldık ya. Ama neyse, değiştirsinler. Ne oluyor ya? Burhan Bey'i çaktırmayın. Hatırlı Sekli de oynayacağız galiba. Ay, gerçekten mi? Rilinto. Bendeki star ışığını bence gördü. Onun için hemen üzerimize atladılar. Ay, ne alakası var Burhan Bey? Kız benim çok eski tanıdığım, ondan. Ya hem de bayağı konuşmalı roller, böyle laflar falan var. Ay. Kalbim böyle hop diye atladı, biliyor musun? Hop diye. Ben zaten gösteri sanatlarına karşı her zaman ilgili olmuşumdur. O kumaş bende var, biliyor musun? Adnan Menderes'i ben oynasaydım keşke. Ay Burhan Bey, deli misiniz? Menderes rolünü size mi verecekler ya? O senin arkadaşın değil mi? Öpüştün, koklaştın. Ona söylesen bir çıtatı versin. Hadi yiyorum. Ay deli misiniz siz Burhan Bey? Ufak rollerle başlanır bu işe. Adım adım. Böyle bu piyasada öyledir. Öyle yürüdüm ki işler. Bu kız da çok güzelmiş ama. Bize makyaj yapılacak mı? Çekimlerde biraz cazgır olacaksın. Hani oyuncu tavrında daha böyle, yoksa itip kakıyorlar. Çok bulunduğum için. Ha, anladım. O zaman ben de şey yapayım. Bize makyaj yapılacak mı ya burada? Adamın kafasını attırmayın burada. Kafamın tasını attırmayın. Yanlış söylettirdiniz. Adamın sinirini bozmayın burada. Allah'ım yarabbim. Ne diyeceksin ya? Söyle oraya. Abi kim bunlar? Maalesef yardımcı oyuncular. Değiştiremiyoruz da çekim aksamasın diye. Çok geç kaldık. Ne olur çekelim artık. Yönetmenimiz gelmedi mi hala? Ay, yönetmenimiz bugün biraz rahatsız. Onun yerine bugün bir arkadaşı çekecek. Sıtkı Hoca çok iyi bir reklam yönetmeni. Tanırsınız belki. Hmm, tanıyorum ben onu. Tanıyorum ama o... Bunalıma girmiş, asosa yerleşmiş falan diye şeyler demiş. Aa, yok yok, çok iyi şimdi. Terapisini gördü, kendine geldi. Bugün ilk işi olacak. Yönetmenimiz ona yeni bir başlangıç fırsatı verdi. Ama nasıl olacak bunlar ne bilmiyorum. Gel bakalım. Evet, her şey hazır mı arkadaşlar? Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim Nurbanu. Gördüğün gibi iyileştim, döndüm. Maşallah. Nurbanu, biliyor musun?
Bu köpek benim Asos'taki tek arkadaşımdı. Onun sayesinde toparlandım. Adı da Müdür. Ay çok güzel. Hocam, size bir şey söylemem lazım. Bir dakika Müdür. Canım şunu biraz dolaştırır mısın? Hava alsın. Hocam, hazırlıklı olun. Size kötü bir haberim var. Çok geciktik mi bana? Hemen başlayalım. Ama bugün kendimi çok enerjik hissediyorum. Ama hocam. Ah! Yok artık. Sıtkı hocam. Aman Allah'ım, yine aynı halüsinasyonlar. Maalesef halüsinasyon değil hocam. Ay gerçek. Hocam, görüşemiyoruz. Nasılsınız? Ay nasıl özledim. Don abisi de mi burada yoksa? Yok, o askerde. Aslı! Niye bizi sinirde ya? Darol izbirleyeceğiz. Hiç uğraşamıyorum amatörlerle. Ne yapacağım? Pardon hocam, kusura bakmayın. İş, iş, iş. İşte çekimler böyle biliyorsunuz. Görüşürüz kayıtta. Hadi ama. Banu, söyler misin bu nasıl bir kader? Hocam en azından abisi yok. Nişanlısı mıdır nedir, öyle bir adamla gelmiş. Allah'ım, bunu başarabilirsem her şeyi başarabilirim ben. Hadi başlayalım. Evet, başlıyoruz. Hazır. Evet, iki numarayı biraz açın. Ben gayet açığım hocam. Bütün çakralarımla şu anda role hazırım. Hissediyorum yani alttan geliyi. Bu kim? İki numaralı arkadaş. Beyefendi, iki numaralı kameradan bahsediyoruz, sizden değil. Bir şey anlamayınca sorun bu an be, rezil ediyorsunuz beni ya. Çok önemli bir dizideyiz. Televizyonun en şahane draması. 70 milyon bizi seyredecek. Sen özellikle beni germek ve rol çalmak için yapıyorsun ama bunu yemezler. Ben gayet rahat ve konsantreyim. Ben yeteneğe bürünmüşüm kızım. Ben yeteneğe bürünmüşüm. Gayet rahatım. Sen bak keyfine. Hazır mıyız? Kamera. Oyun. Ay bir dakika. Ne oldu ya? Bir şeyler gelip abi bir panik atak geliyor. Bana bir su verin. Bir su verin. Çok heyecanlandım ben. Bir su verin lütfen. Kes. Yandık çıra gibi. Niye heyecanlanıyorsunuz Burhan Bey ya? Ne gereği var? Biraz sakin olsanıza. Heyecanlanmayın. Anama. Bunun heyecanı olmadan bu iş çekilmez yavrum. Mersi demedim çocuğa. İyi. Şu anda hazırım efendim. Şu anda performansımın zirvesindeyim. Şu anda hazırım. Hazırım. Başlayabilirim. İyi. Kamera. Hayır, hayır. Bir dakika da ben yine heyecanlandım. Heyecanlandım. Şu anda çok korkuyorum. Heyecan geliyor bana be. Panik atak geliyor bana. Ama ben tam konsantre olmuştum ya. Yok. Dur bir dakika. Yanlış anlar mı ya be yoksa? İyiyim. Kötüyüm ben. İyiyim. Yani iyiyim ben, hazırım şu anda. Şimdi birinci ve ikinci arkadaş. Beni dikkatlice dinleyin. Burada gördüğünüz gibi bir doğum günü partisi var. Siz de ne yapıyorsunuz? Kendi aranızda muhabbet ediyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Hazır. Kamera. Oyun. Ay ne kadar güzel. Şimdiye kadar çok geldim en güzel ortam ya. Gülmekten eliyorum. Ne kadar eğlenceli bir ortam. Kestik. Siz ne konuşuyorsunuz arkadakiler? Ha? Muhabbet edin dediniz. Sadece ağzınızı oynatarak muhabbet edeceksiniz. Ne demek ki o? İşte ağzınızı oynatın diyor. Ha. Evet. Kamera. Oyun. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta. Hadi. Kestik! Siz ne yapıyorsunuz orada arkadakiler? Ağzımızı oynatıyoruz. Bu abiden daha fena çıktı ya. Tamam kardeşim. Hiçbir şey yapmayın. Durup etrafınıza bakın. Anlatabiliyor muyum? Eğleniyormuş gibi yapın. Karar verirsin. Ama
böyledir bu, ben biliyorum bunu. Sete hazırlıksız geliyor bence. Amatör. Kamera. Oyun. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta. Bu pastayı da insan kesmeye kıyamıyor. Bravo Necidet. Ben çok iyi bir şey başardığını düşünüyorum. Uzun yıllar ben Paris'te kaldım. Böyle büyük bir pasta görmedim. Bravo. Yok, Nurban, ne diyor bu? Laf bu değil, pardon. Senaryodaki laf sadece Necdet, bravo. Niye uzatıyorsun lafı kardeşim? Bu böyledir ama hocam. Siz bir de tabii bana alışıksınız, tecrübeli falan. Bununla yandınız. Ben doğaçlama katkıda bulunuyorum. Acaba sıkıntısı mı var? Katma kardeşim. Hiçbir şey katma sen kendinden. Hadi geri çekilin şöyle biraz. Evet, oyun. Bu pastayı da insan kesmeye kıyamıyor. Kes. Ama kesmeye kıyam... Ha, ne oldu hocam? Birinci arkadaş, niye kameraya bakıyorsun? Kameraya bakmadım hocam. Baktık kardeşim, görüyorum ben buradan, kör müyüm? Hayır, siz yanlış görmüşsünüz. Allah'ım ya Rabbim ya, Allah'ım ya Rabbim ya. Of! Pastaya bak sen. Konuşurken pastaya bak. Benim için yeterli. Kameraya bakmadım ya. Yanlış şeyler bunlar. Ben deminden beri söyleyeceğim. Ben sizi bir kere tiyatro sahnesinde de seyretmiştim. Öyle mi? Evet. Orada da yakışıklıydınız ama böyle gerçek hayatta daha... Tabii hoş, daha... Teşekkür ederiz. Kamera. Oyun. Şey, gerçek hayat, tiyatroda gerçek hayat da... Orada tabii ışıklar falan olduğu için aynı şey değil. Kes! Ya sen ne yapıyorsun, ne diyorsun orada kendi kendine, ne konuşuyorsun? Hocam, beğendiğimiz oyuncularla iki laf ettik yani. Pardon. Vallahi seni kocana söylerim ha. Sus be, ben bir şey yapmadım ki. Gireceksin. Sana çıkışın. Tabii. Evet. Kamera. Oyun. Hadi üfle o zaman da tadına bakalım. Acele etmese, henüz herkes gelmedi. Dans edelim mi? Neden olmasın? Ahmet gelecekti ama... Kestik! Pardon, bizden mi? Yok be canım, sizle ne alakası var? Siz, arkadaki iki geri zekalı. Tam olarak ne yapıyorsunuz siz orada? Ya bu nasıl bir hitap tarzı böyle? Yok ama yönetmenler öyledir bu işlerde. Hocam, dans edin dediği için senaryoda biraz sahneye aksiyon katma açısından. İyi de kardeşim, 60'lı yıllarda böyle mi dans ediliyormuş? Bizim yaşımız tutmuyor ki, nereden bilelim? Siz dans dersi almadınız mı? Ders mi? Aldık tabii, dans dersi aldık ya. Nereden aldık ya? Çaktırma, tamam, boş ver, idare et. Başka figürler yap. Hocam ben hallediyorum, tamam, kontrol altında. Öyle olmayacak. Bana bir cep konuyu aldır. Hocam, bu kadının olduğu her çekimde tekrar alkole başlıyorsunuz. Reklam, sitcom, klip çekimi. Ne olur, ne olur bu sefer dayanın. Sen bari uzatma durbağını, yapma Allah aşkına ya. Aldır şunu. Evet. Nerede kalmıştık? Pardon, bir pudra alabilir miyim önce? Ben de bir pudra alabilir miyim? Sen alma kardeşim. Sana gerek yok kardeşim. Hadi. Niye bana gerek yok ya? Ay, resmen bu insan ayırt etmek. Avrupa Birliği'ne gireceğiz ama insan ayırdı diyorsunuz. Yanlış bir strateji. Ben de sanatçıyım burada. Biz parlayalım. Onlar ne güzel mat. Banu, aldırıyor musun, aldırmıyor musun? Evet, aldırıyorum hocam. İzin verirseniz ben de içeceğim bugün. Hocam. Biz bir dans bulduk, onu yapabilir miyiz? Tam 60'lı yıllar. Hocam bak bak, Allah aşkına bak. 1, 2, 3, 4. Sabah. Nurbanu. Bu manyakları böyle en uzak köşeye koy, çift dans etsinler. Hatta bence hiç hareket etmesinler. Anladım hocam. Galiba en zor çekimimiz oluyor. Olsun canım. Biz yani sizin yükünüzü azaltmak için buradayız. Biz yardımcı oyuncular olarak bütün görevimiz bu. Sen rahat ol Necdet.
Ben çok böyle çekimlerde bulunduğum için bu ortamlar böyle. Adam da demiş ki vitrine ne koysaydın. Adam silinci ya. Öyle bak yani ne koysaydın demiş. Hocam artık başlayabilir miyiz? Başlıyoruz tamam. İkinci arkadaş. Hadi sen yerine geç. Tamam ya. Bu adam da bana taktı ya. Ne yapıyoruz? Necdet'ten alıyoruz değil mi? Evet. Necdet'ten alıyoruz. Oyun. O zaman bu akşam iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ahmet Mişel'le evleni. Baba Hanım ben artık bakamayacağım. Emre sana ne istiyorum? Ne oldu Yasemin? Solgun görünüyorsun. Kestik. Nasıldım hocam? Erencim, şu yüzündeki şok ve üzüntüyü biraz büyütelim mi? Tamam hocam. Şunlar yüzünden enerjim gitti. Bir kere daha hayatımda gördüğüm en güzel pasta dersen çok bayılacağım. Beceremiyorlar değil mi? Yok, veremediler. Sahnenin dramatikliğini almıyor. Biz arkada yapalım mı? Ne? Şok ve üzüntüyü. Ah tamam. Hayır maksat sahne kurtulsun. Yazık ya, yazık. Evet. Son kez alıyoruz. Çok uzadı bugün, çok. Necdet Bey, biz şimdi hallediyoruz, merak etmeyin. Ayarlıyoruz. Hı. Evet. Necdet'ten alıyoruz. Kamera. Oyun. Olsun, sen üfle, o nasıl olsa gelir. Ahmet bu gece gelemeyecek. Evet, o da başka bir kutlama da. O zaman bugün iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ahmet Mişel'le evleneyim ya. Ben biraz hava alayım. Ne oldu Yasemin? Solgun görünüyorsun. Trajedi, trajedi. Adam! Buralara bari girdi. Nasıl bir üzüntü bu? Hocam biz ne yapıyoruz burada? Dur bana. Benim sinirlerim bozuldu. Canım de, söyle. Beni hastaneye götür. Ambulans! Hiç. Şunu bir tutar mısınız? Bak tutarım tabii. Ne oldu bu adama ya? Aman bunun bünyesi zayıftır, ben tanıyorum bunu. Ara duygu bir daha geldi ya bak. Ne çıkamayacağım acaba bundan? Rol üzerime yapıştı ya.